Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Çünkü beden eğitim ve spor öğretmenleriyle bir arada olmak, daha doğrusu bütün öğretmenlerle beraber olmak gerçekten hem dizlerimi titreten hem de büyük bir keyifle ve heyecanla süreci devam ettireceğim bir deneyim olacak. O yüzden herkese çok selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz hocam. Şu an ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz hocam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sayın öğretmenlerim, öncelikle ben sizlere biraz kadın futbolu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Kadın futbolu nedir? Kadın milli takım tarafından nasıl bir oluşum içerisindeyiz? Ve sizin gibi kıymetli insanlardan nasıl faydalanabiliriz? Bununla ilgili bir takım bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Bizler efendim aslında Türkiye'de çok yeni olarak dikkat çeken ama aslında çok da yeni olmayan ta 1971 yılına dayanan bir oluşumun birer parçasıyız. 71 yılında Haluk Hekimoğlu diye bir şahsın özel çabalarıyla 13 sporcudan oluşan bir kadın takımımız var ve bu takım ilk futbol takımımız olarak adledilmekte. Onun dışında da 93-94 sezonundan itibaren Kadınlar 1. Ligi, daha sonra 96-97 sezonunda Kadınlar 2. Ligi ve 2009 yılından itibaren de kadınlar 3. yılına yer vermeye başladık bütün Türkiye çapında. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Şampiyonlar Ligi'ne gitmesiyle ilgili bütün takımlarımızı teşvik ettik ve şu an Kadınlar 1. Ligi'nde giden takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ni temsil ettiler. Ve bu sene çok güzel bir haber verebilirim sizlere. Turkcell Kadınlar 1. Ligi ve kadın milli takımlara ana sponsor oldu. Ve artık Kadınlar Ligimiz Turkcell'in ismiyle anılacak. Bu bizim için ne ifade ediyor? Bu bizim için şunu ifade ediyor hocalarım. Kıymetli bir partneriniz olduğu zaman markalaşma adına da, sesinizi duyurma adına da işte pazarlamanın, o marketingin önemi ortaya çıkıyor. Ve bizim sponsorlarımız tamamen kadın futbolunun gelişimine odaklı olup pastadayı nasıl büyütebiliriz ve kadınların ilgisini futbola nasıl çekebiliriz odaklı kişiler ve kurumlar. O yüzden de Turkcell'in bu sene Kadınlar 1. Ligi'ne ve kadın milli takımlara yapmış olduğu yatırımla beraber aslında kalitenin biraz daha artacağını umut ediyoruz. 2020-21 sezonu malum pandemi süreci hiç kimseye iyi gelmedi. Ama biz bunu olabildiğince iyi yansıtmaya çalıştık. Ve 2020-21 sezonu içinde bir takım değişikliklere gittik. Bunlardan en önemlisi Kadınlar 1. Ligi 12 takımla mücadele ederken artık 16 takımla mücadele ediyor. 2. ligini 31 takıma çıkartıp 4 gruba böldük. Bunu yapmamızın en büyük sebebi de şu. Mutlaka sizler de biliyorsunuzdur. Hepiniz dışına müsabakalara gidiyorsunuz. Aileleri ikna etmek, çocukları bir araya toplamak, özellikle yaşı küçük olan çocuklarla bir yerlerde seyahat edebilmek çok zor koşulları sağlıyor. Bizim kadın liginde olan ikincilik ve üçüncülük yapısına baktığımız zaman da gerçekten bireysel çabalarla çok ciddi bir hizmet veriliyor. O yüzden onların gidiş yollarını daha kısaltıp ücretlendirme anlamında da masraflarını daha azaltmayı planladık. O yüzden ikinci ligimizi 31 takım ve 4 gruba böldük. Üçüncü ligimiz tamamen katılım odaklı. İsteyen herkesin katılabileceği, belli koşulları sağladıktan sonra katılabileceği ve tamamen bölgesel, yakın şehirlerde ve merkezlerde oynatılan bir lig usulümüz var. Onun dışında da genç kız ve yıldız kızlar Türkiye şampiyonalarımız var. Bunlar ne? Genç kız şampiyonalarımız U17 yaş altını hitap ederken, 17-16'ya hitap ederken, yıldız kızlarsa 15 yaştan altına, 15-14-13 yaşa hitap etmekte. Böylelikle de bizler yıldız kız ve genç kızlar müsabakalarında aslında milli takımın altyapısı olan, geleceği olan oyuncuları hedefliyoruz bulmak için. Burada da birinci ligdeki, ikinci ligdeki ve üçüncü ligdeki, daha sonra ikinci ligin devamındaki takımlarımızın isimlerini göreceksiniz. Birinci ligde gördüğünüz gibi ilk dikkati çeken şeylerden bir tanesi Beşiktaş Spor Kulübü. Çünkü Kadınlar Birinci Ligi'nde tek profesyonel takımın altyapısında olan, profesyonel takımın kadın takımı, kadın branşı olan kulübümüz. Bundan sonraki süreçte gelen sponsorlar ve yaptığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki yıllarda eminim profesyonel erkek ligindeki takımlarımızdan birçoğunun bizim ligimize katılım sağlayacağını düşünüyoruz ve çok olumlu mesajlar alıyoruz. Umarım bir sonraki görüşmemizde ben sizlere 5 tane 6 tane takımımız katıldı ve ligimizi bu şekilde oluşturuyoruz diyebileceğim.
Bizler peki kadın milli takım olarak neler yapıyoruz? Kadın milli takım olarak bizim hedeflerimiz neler? Biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kadın milli takım olarak Nisan sonunda Dünya Kupası için bir kura çekimimiz gerçekleşecek. Onu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü ilk defa elemeye katılmadan, Dünya Kupası'na gitme elemesine katılmadan direkt gruplardan katılım sağlayacağız. Ve bizim yaptığımız çalışmalar ve altyapı çalışmalarımızın nerelerde olduğumuzu, yurt dışındaki seviyeyi, uluslararası seviyeye baktığımız zaman nerede olduğumuzu aşağı yukarı ortaya çıkartacak bir performans olacak. Eylül 2021'de de pandemi müsaade ederse Dünya Kupası maçlarımızı başlatacağını umut ediyoruz. Gelelim 19 milli takımımıza. A milli takımımızın tamamen altyapısını oluşturan takımımız, göz bebekleriz onlar bizim. 20-26 Ekim arasında Danimarka'da grup maçlarına çıkacaklar ve A Ligi ile mücadele edecekler. Bu sene UEFA bir takım değişikliklere gitti. A Ligi, B Ligi ve C Ligi oluşturdu kadınlarda da. A Ligi dediği en üst seviyedeki puanları toplamış olan takımlar ve biz o yüzden de Danimarka gibi, Finlandiya gibi, Macaristan gibi güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz A Ligi'nde. 17 milli takımımız ise yaşımız bir küçük olduğu için B liginde mücadele edeceğiz ve üçlü gruba düştük şansımıza ve kendi ülkemizde misafirlerimizi ağırlayacağız. 3 ve 6 Ekim arasında Romanya ve Letonya takımlarıyla mücadele edeceğiz. Bu maçlardan grup birincisi olduğumuz takdirde de A ligine yükseleceğiz ve A ligindeki maçlarda devam etme şansımız sürecek. Onun dışında bir U15 kız milli takımımız var. Bizlerin yapmış olduğu projeler ve sizin gibi kıymetli isimlerin bize verdiği isimleri adapte ettiğimiz yaş grubu aslında. Çünkü U15 kız milli takımımız bizim şu anda U15 milli takımından aldığımız, daha doğrusu futbol köyü projelerinden aldığımız kızlarımızın 10 tanesi kadına milli takımın geniş kadrosunda yer alıyor. Bu da şu demek hocalarım, hani biz sürdürülebilir bir aslında programı işletiyoruz. Ve sizin gibi çok kıymetli beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle oluyor bu iş. Çünkü bir tane beden eğitimi öğretmenimiz ya da bir tane farklı branştaki öğretmenimiz okuldaki kız çocuğunun yeteneğini keşfedip onun için bir okul takımı kuruyor. Okul takımı kurduktan sonra da lige girsek mi girmesek mi kısmında diğer kızları da aslında çevreleyen, onları da kapsayan bir kulüp oluşturuyor. O kulüp ile beraber de mücadele etmeye başladı ve biz de o esnada işte o futbola gönül vermiş olan kız çocuklarını bulup U15 kız milli takımımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Ve ondan sonra da 17 milli takım, 19 milli takım ve en sonunda da en üst seviye A milli takımda oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz. Peki bizler milli takım olarak nerelerde nasıl seçme yapıyoruz? Bir kere kesinlikle kadın futbolu liglerimizi çok ciddi takip ediyoruz. Bölge seçmeleri yapıyoruz. Özellikle bu sene pandemiden önce Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da başlatmış olduğumuz bölge seçmeleri çok kıymetli bir yere giderken maalesef pandemi oldu ve bildiğiniz üzere her şey durduğu gibi o da durdu. Genç kızlar, yıldız kızlar şampiyonalarını çok önemsiyoruz. Oradan oyuncu bulmaya çalışıyoruz. TÜFAT gibi yerel yönetimlerin yapmış olduğu U13, 13 yaş altı yerel ligler var. Onları mutlaka takip ediyoruz ve çok küçük yaşta bulmaya çalışıyoruz. Hepinizin bildiği üzere maalesef kadınlar erkeklere oranla antrenman yaşı olarak çok geriden başlıyoruz. Bunun nedeni de erkek çocuklara klasik dayatılan o normlar. Erkek çocuk doğar doğmaz hemen önüne bir top atılıp hadi bakayım sen topçu olacaksın, futbolcu olacaksın, senin sol ayağında var harika deyip çocuğu 4 yaşında 5 yaşında futbola adapte ediyoruz. Ama kız çocukları da geldiği zaman maalesef eline bir bebek verip ya da normal hayattaki o kadına adledilen görevleri vermeye çalışıyoruz. O yüzden de bizim kız çocuklarımız kendi içindeki futbol aşkını ya da futbol oynama isteğini 12-13 yaşlarında belli kalıplardan çıkmaya çalıştığı an ve bir beden eğitimi öğretmeni ya da bir öğretmenin sayesinde buluyor. Ve o yüzden de erkeklerle olan o 6-7 senelik maalesef antrenman yaşını da aşmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yurt dışı seçmeleri yapıyoruz. Belki takip etmişsinizdir. Dün yayınladık. Kadın milli takım, daha sonra milli takımlar yurt dışı kampını yayınladık. Bunun nedeni de şu, pandemi sürecince scout ekiplerimizle beraber bir proje yürüttük. Yurt dışında yaşayan tüm Türk kızlarına ulaşıp
Ki bunların çoğu Alman milli takımı, Danimarka, İsviçre, İsveç gibi milli takımlarda yer alan kız çocukları. Onları kendi Türk milli takımımıza nasıl adapte edebiliriz? Bununla ilgili bir proje gerçekleştirdik ve şu anda 26 tane yurt dışında yaşayan, farklı milli takımlarda forma giyen ya da farklı liglerde oynayan Türk kızlarımız artık bizimle beraber kampımıza davet ettik ve yarın kampımız başlayacak. Onun dışında ne yapıyoruz hocalarım? Okul sporları müsabakalarını mutlaka takip ediyoruz. Sizlerin katılım göstermiş olduğu okul sporları müsabakaları bizim için çok kıymetli müsabakalar. Ve orada sizin yetiştirmiş olduğunuz oyuncuları kendi içimize adapte etmeye çalışıyoruz. Teknik ekibimize baktığımız zaman da bu görmüş olduğunuz güzel kadınların hiçbiri manken değil. Ama hepsi birbirinden kıymetli eğitimciler ve bizim Oğuz Çetin'in futbol gelişim direktörü olduktan sonraki yenilenme çalışmalarından bir tanesi karşınızda. Çünkü yönetimimiz ve Oğuz Çetin kadın futbolunun kadınlara emanet edilmesi gerektiğini düşündüler. Ve bunun tamamen kadınları ayıralım pozitif ayrımcılıktan çok kadın istihdamını arttırmak ve kadın istihdamını arttırdıktan sonra da kadınlar olan güveni perçinlemek amacıylaydı. Burada da görmüş olduğunuz gibi teknik heyette yer alan doktorumuz, fizyoterapistimiz, mentorumuzdan tutun, analiz uzmanımıza kadar ve teknik direktörlerimize kadar birçok insanı görebiliyorsunuz. Peki milli takım oyuncusu olmak oyunculara ne katıyor? Bir kere öncelikle sınavlarda ek puan alma. Kamu personeli atamasında millilik kursuyla beraber Millilikle beraber atanması çok rahat oluyor çocukların. Bizim birçok oyuncumuz, PowerPoint'te de göreceğiniz gibi Melis Özçiğdem şu anda FIFA Kokart'ta hakemlerimizden bir tanesi. Ve millilikle beraber millilik ataması oldu ve şu anda beden eğitimi öğretmeni. Ortada göreceğiniz Ebru Topçu, 100. maçına çıkıp bizi çok gururlandıran ve şu anda beden eğitimi öğretmeni ataması olan A milli takım oyuncumuz ve çok kıymetli bir oyuncumuz. Onun yanında altta göreceğiniz Birgül Sadıkoğlu millilik bursuyla üniversiteye giren ve üniversitede şu an okuyup millilik bursu alan bir oyuncumuz. Yani milli olduğunuz zaman belki erkekler bunu çok gözden kaçırabiliyorlar. Erkekler için çok önemli olmayabiliyor ama kız çocuklarının ayaklarının üstünde çok sağlam basabilmeleri için çok kıymetli bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Çünkü milli takıma gelip milli takım formasını giydikleri gibi aynı zamanda da devletin vermiş olduğu birçok imkandan faydalanmış oluyorlar. Biz de açıkçası bu imkanları olabildiğince arttırıp onları desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında ne var? Bir kere toplum içerisinde farklı bir kimlik, sosyal statüye sahip oluyor bizim oyuncularımız. Hiç ummadıkları kişilerle farklı platformlarda bir araya gelip kendilerini ifade etme fırsatı yakalıyorlar. Onun dışında kız çocuklarına iyi rol modeller olup o kız çocuklarını da futbolun içine çekmek için büyük fırsatlar yakaladıkları söylenebilir. Bir milli oyuncunun herhalde en fazla yaşadığı şeylerden bir tanesi sürekli yurt dışına çıkmak ve farklı kültürleri tanımak. Biz milli takım teknik heyeti olarak tek düşüncemiz maça gidelim, maçı kazanalım ve gelelim değil. Gittiğimiz her ülkede özellikle küçük yaş grubuyla gidiyorsak mutlaka ve mutlaka o ülkenin kültürünü tanıyacakları ya da özelliği olan bir yere götürüp orayı tanıma imkanı sağlıyoruz. Ve oradaki arkadaşlarıyla olan iletişimini de koparmamalarını istiyoruz. Çünkü yurt dışındaki oyuncularla ne kadar bir araya gelirlerse vizyonlarının ve geleceğe olan bakış açılarının daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii ki en önemlisi ülkemizi temsil etmenin büyük onurunu yaşıyor bütün oyuncularımız. Ben hiçbir zaman milli takım oyuncusu olamadım. Ama milli takım formasıyla, milli takımın armasıyla sahada olmak, sahada bulunmak gerçekten çok kıymetli ve çok özel bir durum. Onun mutluluğunu yaşadıklarını da çok net ifade edebilirim. Onun dışında oyuncularımız özellikle bu sene pandemiyle beraber ve son 1,5 senedir çok özel yaptığımız çalışmalarla beraber yurt dışına transfer olma ve bireysel sponsorluklar almaya başladılar. Erkekler için çok kolay olan ve erkekler için çok alışılmış olan durumlar artık bizim kadın oyuncularımıza da gelmeye başladı. Aşağıda görmüş olduğunuz Freshman of the Year seçilen Ece Türkoğlu, Karadeniz Ereğli'nin bir köyündeki bir kız çocuğuydu. Futbol köyünden keşfettiğimiz, daha sonra Karadeniz Ereğli Spor'da futbol yaşantısına devam edip fen lisesini kazanıp ondan sonra da milli takımla beraber Amerika'da burs teklifi alıp
bursu kabul eden ve %100 bursla Amerika'da bilgisayar bölümü üzerine okuyan bir oyuncumuz. Ve Ece'nin futbol oynamasaydı, hayatında futbol oynamasaydı hiçbir zaman Amerika'ya gidip o üst düzey o eğitimi alıp aynı zamanda da hiçbir şekilde para vermeden bunu gerçekleştirme olanağı yoktu. Ama futbol sayesinde Ece hem bizi çok gururlandırıyor. Hem A milli takımımızda şu anda çok izlemekten keyif aldığınız bir oyuncu. Aynı zamanda da kendi küçük yaş arkadaşlarına, kardeşlerine çok önemli bir rol model oluyor. Onun dışında Didem Karagenç var, Beşiktaş'ta oynuyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve bireysel sponsorlukların çok ciddi geldiği bireysel sponsorluklar alan oyuncularımızdan bir tanesi. Artık pazarlama anlamında ya da markaların kadın futbolcular dikkatini çekmeye başladı. Bu da bizi çok sevindiriyor açıkçası. En altta göreceğinizde Kader Hançer bizim bütün yaş gruplarımızda oynamış olan İspanya'ya transfer oldu. Maalesef şu anda talihsiz bir sakatlık geçirdi şu an Türkiye'de. Ama çok gurur duyduğumuz oyuncularımızdan bir tanesi. Peki bizim burada yapmak istediğimiz ne? Milli takım olarak öncelikle sportif hedeflerimiz var. Her teknik direktör gibi, her antrenör gibi tabii ki sportif hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ama en önemlisi sağlıklı bir altyapı profili oluşturmak istiyoruz. Çünkü kadın futbolu daha yeni yeni imkan verilen ve yeni yeni yeşeren bir spor branşı. Bütün yaş gruplarında elit oyuncu grubunu yakalayabilmek istiyoruz. Her yaş grubumuzda evet 4 tane, 5 tane çok elit, çok üst düzey oyuncu bulabiliyoruz ama biz bunun sayısını Avrupa standartlarında minimum 11 oyuncuyla sahada yer almak istiyoruz. Her sene küçük yaş gruplarında bir üst tura çıkabilmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi ki bunu 19'la başardık. Bu sene eminim ki U17 ile beraber A Ligi'ne tekrar yükseleceğiz. Ülke sıralamasında çok daha üst sıralarda yer almak istiyoruz. En büyük hedefimiz de üst sıralarda yer alıp o Avrupa'daki ses getiren ülkelerin arasında Türk kızlarının da sesini duyurabilmek. Son zamanlarda karşımıza çıkan çok güzel şeyler olmaya başladı. Burada yönetimimizin çok büyük bir katkısı var. BTC Türk'ten tutun McDonald's'a, McDonald's'tan Turkcell'e birçok sponsor artık bizimle beraber ve asla çok pasif kalan oyunda yer almak için yedek oyuncu gibi değiller. Ciddi ciddi bizimle beraber çok ciddi efor sarf eden ve kadın futbolunu bir yerlere taşımaya çalışan sponsorlarla beraberiz. Bu da bizim için çok sevindirici. Size şöyle bir rakamdan bahsetmek isterim. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı 1.12 milyar kişi, ya organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası oluyor. Bu aslında Şu yorumu da getiriyor. Erkek futbolundan daha fazla izlenebilecek ve seyirciye getirebilecek alternatif bir kadın futbolu var. Ve neden biz burada daha fazla sayıca çoğalmıyoruz? Burası çok önemli bir istihdam alanı. Siz öğretmenlerimiz için de bence çok kıymetli bir istihdam alanı. Çünkü kızlarımızı çok daha bilgili, çok daha onları geleceğe dönük, ayaklar üstüne sağlam basabilecek kişilere emanet etmek en büyük hedefimiz. Dünya çapında baktığımız zaman da 63.126 gibi bir kadın antrenörümüz var. Bizim Türkiye'de ise biz UEFA ile her sene, son 5 senedir kadınlara özel UEFA B kursu açıyoruz. Bunlara siz de başvurabilirsiniz. TFF'nin lütfen sayfasını takip edin. Özellikle kadın antrenörlerimize özel pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Eğer TFF-C belgeniz varsa ya da üniversitede, okulda bir D belgesiyle mezun olabildiyseniz ya da seçmeli ders alabildiyseniz bizim talimatlarımızda kadın antrenörlere yönelik bir takım pozitif ayrımcılık yaptığımız maddeler var. Sizler de çok rahatlıkla hiçbir şey olmadı. Bir çocuk futbolu sertifikasyon programı çok kıymetli bir sertifikasyon programı. Oraya katılıp bizimle beraber kız çocuklarımıza futbol eğitimini çok rahat verebileceğimizi düşünüyorum. Bir kıyaslama var. Bizde ve Hollanda'da biliyorsunuz Hollanda son dönemde Avrupa'da çok çok önemli ve ses getiren bir takım. Rakamlara baktığımız zaman öğretmenlerim hani evet biz Hollanda'nın çok gerisindeyiz. Ama bu hiçbir zaman onların seviyesine ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Çok kıymetli işler yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir nüfus potansiyelimiz var. Bu potansiyeli en iyi şekilde
yoğurup o kız çocuklarını en üst seviyeye taşımak en büyük görevlerimizden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz kadın ve erkek yarışmalarındaki oranlar ciddi anlamda birbirine yaklaşmaya başladı. Ve UEFA'nın da FIFA'nın da son dönemlerde, özellikle son 4 senedir çok ciddi kadın futboluna yatırımı var. Bütün turnuvalarını erkek organizasyonlarına göstermiş oldukları tüm önemi gösterip ona göre bir basın çalışması, ona göre bir pazarlama çalışması yapmaya devam ediyorlar. Benim çok hızlı bir şekilde anlattım biliyorum. Çünkü çok hızlı konuşup çok fazla konuşuyorum. Özür diliyorum. Ben burada merak ettiğiniz şeyler varsa onlarla ilgili soruları almayı daha çok isterim. Hocam çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyoruz. Yani tüylerim diken diken izledim ve dinledim her şeyi. Tekrar bir gururla. İyi ki varsınız yani. Sizin gibi insanlar iyi ki var. Ülkemizi temsil eden böyle değerli insanları görmek çok güzel. Hocam ben birkaç tane böyle soru toparlamaya çalıştım hocalarımızdan gelen soruları. İlk olarak hani ilgisi olan ya da yapabileceğini düşündüğümüz bir kız öğrencimizi nereye nasıl yönlendirelim? Okulda takım kurma imkanımız yoksa. Bulunduğunuz ile bakmak çok önemli hocam. Yani eğer ilinizde bir kadın takımı varsa oraya yönlendirmenizi tavsiye ederim. Ama o da yoksa bize çok rahatlıkla TFF iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Biz o çocuğu illaki bir yere monte ederiz. Nasıl ederiz? Erkek kulüpleriyle iletişime geçeriz. Eğer o çocukta bir potansiyel olduğunu siz düşünüyorsanız ya da o çocuk futbol oynamak istiyorsa ya da bir futbol okuluna yönlendiririz. Kadın kulübü varsa ki umarım vardır ki birçok artık ilimizde kadın kulübü var. Evet. Mutlaka onun antrenörüyle iletişime geçip o oyuncumuza bir şans verilmesini rica eder ve onu altyapısına mutlaka adapte ederiz. Yani bizimle iletişime geçmeniz bile aslında en kestirme yol. Ben sunumun sonunda mutlaka mail adresimi siz de çok rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Hani necilergungor@tff.org. Varsa böyle oyuncularımız hangi ilde olduğu, adı, soyadı, mevkisi ya da çok küçükse mevki olmadan da olur. Hangi ilde, ilçede? Biz ona göre bütün arkadaşlarımızı bir araya gelip çok rahatlıkla oyuncumuzu bir yere yönlendirmeye çalışırız. Anladım hocam, süper. Hocam benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Mesela şey dediniz, 4 yaşında erkek çocuğunun önüne topu atıyoruz. Hı hı. Ama 4 yaşındaki bir kız çocuğun eline bebeği veriyoruz. Aslında bu kalıpları biz oluşturuyoruz. O kadar güzel bir şeye değindiniz ki hocam. Şimdi mesela ben ilkokulda beden eğitimi öğretmeniyim. Bakıyorum bazen böyle yetenekli gördüğüm öğrenciler oluyor. Futbol bakıyorum topu sektiriyor yani çocuk daha birinci sınıfta. Ama böyle öğretmenim o kız erkek sporu. Ben futbola gitmem. Hani böyle diyen öğrenciler oluyor. O kadar güzel ifade ettiniz ki onu. Bu kalıbı gerçekten biz oluşturuyoruz. Biz işte anne babalar, biz aslında onları bu kalıba sokuyoruz. O yüzden çok beğendim. Çok anlamlı geldi o söylediğiniz bana. Hocam diğer bir şey de eğitsel oyunlar. Sizinle konuşmuştuk daha önce de. Birkaç tane eğitsel oyunu hani paylaşabileceğinizi söylemiştiniz bize. Tabii. Neler oynatabiliriz futbolla ilgili? Nasıl başlıyoruz? Çok heyecanlıyız. Ben şimdi size iki tane oyun seçtim. Onları göstereceğim. Çünkü biz bütün milli takımlarda yaptığımız tüm antrenmanları bir bulutumuz var ve o sisteme atıyoruz. Hani harika. 15'ten A milli takıma kadar bütün hocalarımız oraya girip istedikleri oyunu ya da istedikleri çalışmayı seçebiliyorlar. Öncelikle bir tanesi var. Hemen vaktinizi almadan iletmeye çalışayım. Şimdi yeleğim hangi kapakta diye bir oyun mutlaka biliyorsunuzdur. Biz aslında yapmış olduğumuz, yapacağımız koordinasyon parkurlarını ısınmayı daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bizim kadın milli takımlarda teknik heyetin en sevdiği şeylerden bir tanesi oyuncuların eğlenmesi. Çünkü antrenmana eğlenceli başladığınız zaman çok keyifli bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Onu mutlaka bir tarafa not ettiğimiz için hep eğitsel oyunlarla ısınmaya çalışıyoruz ya da ısınmadan sonra mutlaka bir eğitsel oyun koymaya çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Hocam şu oyuncu, an videoyu biz göremiyoruz. Öyle mi? Ben de görüyorsunuz zannediyorum. Ekran hemen paylaşımını durdurup o videoyu açıp sonra paylaşım yapmanız gerekiyor. Tamam. Ekran paylaşımını aşağıda böyle yaptım. Şimdi görebiliyor musunuz? Yok hocam. Önce ekran paylaşımını kapatmanız gerekiyor. Share screen'i. Tamam.
Ekranda bitiyor. Şöyle, tamam. Evet, şimdi açık olan videoya tıklayabilirsiniz. Tamam, hemen. Tekrar paylaş diyerek. Şimdi oldu mu? Yok hocam, videonun kendisinin açık olması gerekiyor. Aa, tamam. Yine aynı oldu. Ben de teknolojiyle inanılmaz, gördüğünüz gibi alakalı bir insanım. O yüzden şöyle size hemen açmaya çalışacağım. Herhalde şimdi yaptığımı düşünüyorum. Oldu mu? Evet hocam, geldi. Şimdi bu Yeleğim Nerede oyunu. Bir küçük bir koordinasyon parkuru. Mesafe görmüş olduğunuz gibi uzun. Her huninin altına her takım için farklı yelekler yerleştiriyoruz. Kırmızıdan yeşil, sarı, pembe. Her grubunda bir yeleği var, rengi var. Gruplardaki oyuncular hocanın komutuyla hareket ediyorlar, parkuru tamamlıyorlar, huniyi kaldırıyorlar. Eğer kendi grubunun rengi ise alabiliyor. Kendi grubunun rengi değilse tekrar huninin içine koyup orada bırakmak zorunda. En çok belli bir sürede en çok yeleği toplayan takım da kazanıyor. Ve bunu bizim oyuncularımız gerçekten çok büyük keyif alıyorlar. Artık işin de böyle tüyolarını da bildikleri için hemen hedefe gidiyorlar. Buradaki en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi oyuncunun dikkati. Çünkü ne kadar dikkatli. Bir önceki oyuncu huninin altına bakıyor, koyuyor, tekrar karıştırabiliyor ya da aynı yere koyabiliyor. Ona bakıyor, ikincisi grup olabiliyorlar mı? En sonunda da aslında takım olarak keyif alıyorlar mı? Yani bizim için çok kıymet verdiğimiz noktalardan bir tanesi bu. Aslında oyunculara çok ciddi bir efor sarf ediyorlar burada. Ama o efor sarf ettiklerinin hiç farkında bile değiller. O da bizim için çok daha anlamlı oluyor. Çünkü keyif aldıkları için, aynı sizlerin de yaşadığı gibi, çocuklar keyif aldıkları için ne susadıklarını anlıyorlar, ne yorulduklarını anlıyorlar. Biz de kızları antrenmandan önce çok keyifli bir şekilde ısıtmış oluyoruz. Bu oyunumuz böyle bir oyun. Umarım anlaşılmıştır. Ben bunu size de çok keyifle paylaşabilirim ya da siz hocalarıma iletebilirsiniz. Bunu amilli takımda parkurları daha fazla, daha sık kullanıyoruz. Küçük yaş grubunda parkurları daha az kullanmaya çalışıyoruz. Hunilerin sayısına kadar hepsi aslında yaş grubunun özelliğine göre, gelişim özelliklerine göre değişiyor. Bu birinci oyunumuz. Şimdi harika. İnşallah ikinci oyunu açmaya çalışacağım. bakalım becerebilecek miyim? Şimdi. Şöyle yapayım. Bu açacağım oyunda herhalde görüyorsunuz. Yok hocam, göremiyoruz. Tekrar videonun yine açık olması gerekiyor. Tamam, hemen. Tamam, yapayım. Oyun açık. Şimdi? Evet hocam. Yine mi oldu? Oldu mu? Evet evet oldu. Süper, tamam. Bu da kadına milli takım yaş grubuna da oynattığımız pilates topu vurmaca. İki takımı belli bir bölgeye ayırıyoruz. Pembe takım, siyah takım yapmışız burada da. Pilates topunu tam orta merkez alanına koyuyoruz. Önce oyuncular bizim komutumuzla beraber topu elle vurmaya çalışıyorlar. Top hareket ettikten sonra takım halinde eğer karşı takımın çizgisini geçiyorsa takım kazanır. Eğer geçmiyorsa ve diğer takım atıp o tarafa onların çizgisine geçiriyorsa o takım kazanıyor. İlk önce elle başlatıyoruz. Daha sonra ayağa geçiyoruz. Ayağa geçtikten sonra da inanılmaz derecede çekişmeli haller almaya başlıyor. Çünkü pilates topunu daha sonra sayısını arttırabiliyoruz. Biz mesela bunu A milli takımda iki pilates topuyla yaptırıyoruz. Yine dediğim gibi hem dikkat unsurunun işin içine girmesi hem de takım halinde hareket edebiliyorlar mı? Aslında buradaki en büyük tüyo oyunda aynı anda topa vurabilmek. Ve aynı anda reaksiyon verebilmek topa. Onu hedefleyebiliyorlar mı? İlk başta inanılmaz bir kargaşa. Oyunun ikinci ve üçüncü tekrarında ise artık grup halinde bir araya gelip taktikler geliştiriyorlar. Bizim en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu, özellikle futbol oynayanlar için hep şey derler.
Ama hani zeki olmasına gerek yok. Allah'ın vergisi yetenekle devam eder. Hayır, öyle değil. Futbol gerçekten hem fiziksel hem de zihinsel süreçleri çok aktif kullanmanız gerektiren bir branş. Biz de oyuncularımızın oyun esnasında ya da yaptığımız her çalışmada o problemi çözmesini istiyoruz. Zihinsel anlamdaki o süreçleri çok aktif kullanıp karşılarına çıkan problemleri hızlı bir şekilde ve takım haline ne kadar çözebiliyorlar? Ona odaklanıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Harika hocam. Bu oyunu ben de oynatıyorum derslerimde ilkokula. O kadar Evet. eğleniyorlar ki aynı anda Evet. topu vurmak dediğiniz gibi o takım ruhunu da çocuklarda çok güzel geliştiriyor. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam sorularımız var. Çete yazmış Tabii. hocalarımız. Tamam. Emir hocamız futbola yeteneği olan kızlarımızı bulabilmek adına okullarda bir tarama yapıyor musunuz diye sormuş. Şu an yaptığınız böyle bir projeniz var mı? Pandemi öncesinde şöyle bir projemiz vardı, bizim UEFA ile birlikte gerçekleştirdiğimiz okul kulüp işbirliği projesi yapmıştık. Bizim milli takımda oynamış beden eğitimi öğretmeni olan oyuncularımızı kendi bulundukları okullar ve civarındaki okullara yönlendirip 4 haftalık futbol eğitimleri verdiriyorduk. Oradan çıkan ve futbol oynamak isteyen kızlarımız da hocamızın bu projede yer aldığı kulübe adapte ediyorduk. Ve çok güzel bir sayıya ulaşmaya başlamıştık ki maalesef pandemi sürecine girdik. O yüzden yapamıyoruz. Ama evet, okullarla beraber işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü çocukları okuldan buluyoruz. Özellikle 12-13 yaşındaki bütün kız çocuklarını bizler okuldan buluyoruz. O yüzden de bu pandemi süreci sağlıklı bir şekilde artık normal rutin hayatımıza döndüğümüzde yine okullarla beraber hem bu UEFA okul kulüp işbirliği projemizi devam ettireceğiz. Hem de onun yanında ekstra belki bir çocuk futbolu sertifikasyon programı ile beraber siz kıymetli beden eğitimi öğretmenlerimizi belki kendi tesislerimize davet edip oradaki bir sertifikasyon programından sonra sizlerin eğiteceği öğrencileri inşallah milli takıma adapte edeceğiz. Süper olur gerçekten. Biz de çok mutlu oluruz hocam. Böyle bir şey olursa eğer. Seve seve de İnşallah. geliriz oraya eminim buradaki öğretmenlerimle. Hocam diğer bir sorumuz da bu şu anda milli takımların çoğunda da hani çoğu futbol takımında da beyin ve hareket eğitimini birleştiren life kinetik egzersizleri var. Belki duymuşsunuzdur. Antrenmanlarınızı bu life kinetik egzersizlerinden yaptırıyor musunuz ya da böyle bir eğitmen geliyor mu ya da siz bununla ilgili bir eğitim aldınız mı acaba? Nilay hocam çok iyi bilir. Çünkü sevgili eşinin sayesinde şurada oturuyorsam milli takım hocası olarak sevgili eşinin Ersun Yanal'a beni tavsiye etmesiyle oturuyorum. Ya ne O yüzden kadar benim için güzel. çok iyi yeri ayrıdır. Cengiz hocamın da Nilay hocamın da çok kıymetlidirler. Evet, ilgileniyorum. Zaten benim uzmanlık alanım hareket eğitimi ve koordinasyon. Ay Benim süper. milli takımlara gelmeden önceki profesyonel erkek takımlarında çalışmamın altyapısı hareket eğitimi ve koordinasyon. O yüzden benim için çok çok kıymetli organizasyonlar ve çok kıymetli eğitimler. O yüzden de bütün antrenmanlarımızın içinde life kinetik diyorlar şimdi adını ama ben daha çok hareket eğitimi ve koordinasyon demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü Evet. bence her şeyin en temeli, zihinsel süreçlerin en aktif tutulduğu şey çocuk yaştaki o hareket eğitimi kısmı. Ama kesinlikle çok önemsediğim ve bütün UEFA kurslarında da aynı zamanda da bunun eğitimini vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden benim çok ilgi alanım açıkçası. Harika, çok Ben güzel bir bir şey soru olmuş o sorabilir miyim? zaman. Tabii Ben bir şey hocam. sorabilir miyim Ayşegül öğretmenim? Tabii tabii buyurun Necla hocam. öğretmenim çok büyük bir alçakgönüllülük yaptı. Geçmişinden Aynen. çok fazla bahsetmedi. Şu anda milli takımda olmasının çok ciddi bir altyapısı var ve çok meşakkatli yollardan geçip de buralara geldi. O yüzden çok tebrik ediyorum. Doğru yolları tercih ederek geldi ve bunlardan hiç bahsetmedi bize. Evet. Nasıl geldiğinden bahsetmesini istiyorum ben birazcık. Evet. Nerelerden geçerek, neler yaparak şu an burada oldum. Burada olmayı hak ederek geldi Ay, zaten çok kesinlikle. teşekkür ederim. Ne kadar Bunları meşakkatli yollardan geçtiğinden de bahsetsin bize. bunları Hocam evet öyle efendim sizden sorularımız da duymak var çok zaten. kıymetli. Hikayeniz Ya, nedir? Nasıl geldiniz beni buralara? Sizin en büyük motivasyon motivasyon kaynağınız değil mi? neydi bu süreçte? Yani benim buralara gelmem aslında ben hep şans olduğunu söylüyorum. Çünkü
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu'na gittiğim zaman birinci sınıftayken çok hareketli bir öğrenciydim ve yine hareket eğitim ve koordinasyon üstünde bir takım kendim çalışmalar yapıyordum. O arada Nilay öğretmenim, çok kıymetli eşi Cengiz hocam, Tolga hocam birlikte Gençler Birliği'nde Ersun Yanal'la birlikte çalışıyor. Ankara Gücü'nde onunla, Ersun Yanal'la çalışıyorlardı. Bir tavsiye üzerine gelir misin Necla? Hani böyle bir şey var. Hoca da yani bir kadının bu tarz antrenör olarak antrenmanları yaptırmasını istiyorum. Geleyim bir ana olur diyerek girdim Ankara Gücü tesislerine. Ana olarak gittiğim şey mesleğim oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Ondan sonra da hocayla beraber Gençler Birliği'ne geçme sürecimiz var. 4 sene Gençler Birliği'nde şöyle söyleyeyim, hafta sonu 8 saat futbol okulu. Hafta içi bütün yaş gruplarının bütün antrenmanları, aynı zamanda profesyonel takımın antrenmanlarına çıkıyordum. Ve bunu yaparken üniversitede okuyorum ve aldığım ücret sadece yol parası. Yani başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Ha, sağ olsun hoca arada birimden sağ olsun bana bir şeyler veriyordu. %10'u geçmez Hani ama onu da söyleyeyim. aynen. Aynen. Ama olsun, o kadar kıymetliymiş ki. Çünkü orada çok şey öğrendim. Ben evet okulda okuyorum. Ama asıl uygulama kısmında okulda öğrendiğim her şeyin pratiğini yapma şansı buldum. Ve Gençler Birliği gerçekten okul gibi bir yer. Yani okula gittiğiniz kadar Gençler Birliği'nde de öğrendim. Ondan sonra Gençler Birliği'nde tam üniversiteyi bitirdim. Ankara Spor altyapısından teklif geldi. Oraya gittim. Ankara Spor'un altyapısı derken Keçiören Gücü dedi, hadi seni yardımcı antrenör olarak çalıştıralım. Oraya gittim. Oradan Ersun Hoca Vestel Manisa'ya gitti. Vestel Manisa'ya profesyonel takıma gittim bu sefer. Para kazanmaya başladım. Sonra o arada ben Oğuz Çetin'le tanışmıştım Gençler Birliği'nde. O da benim yaptığım çalışmaları takip etmişti bir süre. Bir gün telefon çaldı. 2008-2009 ve milli takımın, kadın milli takımlarında bir yapılanma var. Bu yapılanmada da denemek ister misin dedi. Ve ben atladım, geldim İstanbul'a. Ve atlayış o atlayış. 12. senem Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında. Ama buraya nasıl geldim? Buraya da hareket eğitim ve koordinasyon uzmanı olarak giriş yaptım ben federasyon çatısı altına. Daha sonra bir sene profesyonel hakemlerle birlikte antrenmanda çalıştık. Birlikte antrenmanlara gittik. Ondan sonra kadın milli takımlarına tamamen adapte oldum. Ve işte bütün o süreçler tabii çok sancılı süreçler, işte belge almak, belgeyi işletmek ve bir kadın olarak erkek egemen dünyada sağa sola çok fazla yolumuzu değiştirmeden dimdik ayakta durup bütün gelen baskılara karşı mücadele etmekle geçti açıkçası. Ama sonuçta nihayetinde evet çok zor, çok meşakkatli, çok yorucu ve çok yıpratıcı. Ama sonuçta 12 sene kadın takımlarında, 12 sene sonra işte kadın A milli takım teknik direktörüyle devam ettirebiliyorum süreci. O yüzden benim için hani evet yorucu ama çok keyifli. Bir o kadar da manevi anlamda çok doyum sağladığım bir ortam. Nedeni de şu, 8 sene erkeklerle çalışan bir insan olarak kız çocuklarıyla çalışıp onların hayatlarında böyle o yolu bulmalarına fayda sağladığım için çok mutluyum. Çünkü onlar futbolu çok seven, futbol için bir şeyler yapmak isteyen ama bir türlü nerede yolumu bulurum diyen kız çocuklarıydı. Ve benim onlarla yolum kesiştiği için gerçekten çok mutluyum. Hani hayatta herkesin bir rolü, herkesin bir görevi var diyorlar ya. Herhalde benim de görevim el vermek. Yani o kız çocuklarının böyle ayaklarının üzerinde sağlam basıp hiç kimsenin müdarası altında kalmadan, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi yollarını çizmelerini istiyorum. Evet, bireysel anlamda performans, başarı çok çok önemli ve ülkenin geneli de böyle. Yani dünyaya baktığınızda başarılıysanız buralarda kalıyorsunuz. Ama başarıdan çok ben kızların o manevi tarafındaki doyumu çok isteyen ve çok desteklemeye çalışan bir insanım. Öyle olunca da gerçekten o kız çocukları da sizden o enerjiyi alıyor. O enerji birleştiği zaman da, çünkü hiçbir menfaat beklemeden ülkenin temsili için uğraşıyoruz. Ve sonunda da güzel sonuçlar gelmeye başlıyor. O yüzden de çok mutluyum gerçekten. Nilay hocam, çok
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kadar çok kız çocuğu var aslında Necla öğretmenimin, ama bir tane de kendisine ait çok şeker bir oğlu var. Bugün de hatta kendisinin doğum günü. Evet. Buna rağmen bizimle Necla öğretmenimiz. Ayrıca teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Ay ne demek, ne demek. Kutlu olsun, evet. Doğum günü. Ay. Çok teşekkür ederim. Yani benim bir tane oğlum var ama bir sürü kızım var. O yüzden evet, oğlumun doğum gününde biz yine eğitimdeyiz. Antrenör eğitimciler bir aradayız. ve onlarla birlikte kutladık. Yarın ben kampa gidiyorum. Çocuk Ankara'ya gidiyor. Ben İstanbul'a gidiyorum ama halimizden memnunuz. Bu benim için, yani sizlerle olmak benim için çok kıymetli ve çok önemli. Çünkü bir tanenizin aklını çelebilirsem, bir kız çocuğuyla ilgili bir şey, hani bize yönlendirirseniz benim için dünyalara bedel. O yüzden Nilay öğretmenim de sağ olsun keşke erteleseydik dedi ama hayır, benim için bu platform benim için çok kıymetli. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam burada olduğunuz için. Yani nasıl teşekkür edelim diye düşünüyoruz biz ama yani çok minnettarız. Estağfurullah. Bugünün anısına küçük bir hediyemiz var hocam size. Oyun atölyesi öğretmenleri olarak sizin adınızda 10 tane kediciğin karnını doyurduk. Böyle bir şey anısı olsun, bugün anısı olsun diye. İyi ki geldiniz ya. Bugün. İyi ki bu platformda bizimle buluştunuz. Ya sizinle tanışmanın verdiği o mutluluğu anlatamam bugün size. Böyle değerli insanlarla buluşmak bu platformda bizi çok mutlu ediyor. Nilay Hocam'a ayrıca teşekkür ediyorum. Sizi bizimle buluşturan Nilay Hocam'dı. Ya bizim belki ulaşmamız zordu size. Yok yok, hiç değil. Ama ben de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bence. Yaptığınız iş de çok kıymetli ayrıca. Yani ben oyun atölyesinde Nilay Hocam'ı takip ettiğim için biliyorum. Çok çok güzel oyunlar paylaşıyorsunuz. Ben de açıkçası takip ediyorum. O yüzden evet valla ben her şeyi takip ediyorum. Eğitimle ilgili olan şeyler beni çok besleyen ve meslek hayatıma çok büyük artısının olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi kıymetli insanların paylaştığı şeyler aslında beni çok besleyen şeyler. O yüzden de çok severek de paylaşıyorum yani. Cezan ben çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz bugün. İyi ki sizinle tanıştık. Sizin gibi insanlar her yerde hep olsun hocam. İyi ki varsınız. Olsun, tek. Olsun, teşekkür evet. ediyoruz. Haftaya yine aynı gün. Şey demiş, çok özür diliyorum Ayşegül öğretmenim. Buyurun Gülün hocam. Da demiş ki Sibel Duman selamlarını iletti hocam demiş. Danışman öğretmenliğini yapmıştım. Şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapıyor demiş Güven Hocam da. Aynen öyle. Sibel de bizim birçok projemize yer alan ve amili takıma kadar oynamış kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi. Güzel. Ne güzel yetiştirdiğiniz oyuncular nerelerde? Çok çok keyifli bir şey. Çok sağ olun. Hocam o konuda bir söz alayım mı istersiniz? Tabii buyurun hocam. Tabii, ben de hocamım. 5-6 sene önceydi tabii. Sibel Hocam milli futbolcuymuş, bize geldi. Beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Tabii stajyer öğretmen oluyordu ya o zamanlar. Ben de kusura bakmayın, koronalı olduğum için evden bu şekilde yatarak. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yok ama herkes böyle atlatır inşallah. İnşallah. Ona dedim müsait değildi, katılamadı, o yüzden selam milletim dedi. Şuna geleceğim, yani belli bir millilikten sonra biliyorsunuz beden eğitimi öğretmenliğe geçişler kolay oluyor, sınavına gidiyorsunuz ve şu anda İstanbul'da beden eğitimi futbolla ilgili alanda da koordinatörlük yapıyor kendisi. Ben de şimdi onunla gurur duyuyorum tabii. Güzel işler çıkarıyor. Evet. Faydası ne oldu? İşte böyle bir şeye katılmasaydı zamanında belki bu yerde olmayacaktı belki. Onu da hani öğrencilerimize örnek olarak hep sunuyorum. Aynen öyle hocam. Çok sağ olun hocam katkınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun Güven Hocam. Cengiz Demirel'in de içeriden selamı var. Ay, çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Çok selamlar. Teşekkür ederim. Necla Hocam sizi daha fazla tutmayalım biz. Oğluşunuzla vakit geçirin. Onun bugün doğum günüydü. Teşekkür ediyoruz tekrar. Haftaya aynı gün ederim. Aynı saatte görüşmek üzere. Katılan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz.